Böyle çevirsek mi? Çuray otursalar başkanım. Böyle tamam. Çevirelim mi? Hadi bakalım. Hadi. Evet. Arkadaşlar, herkese teşekkür ediyorum. Sene 1978 yılında ben, Allah rahmet eylesin, Ankaralı bir Avni Bulduk diye spor adamı vardı. Beni zorla Gençler Birliği kulübüne yönetime sokmak istedi. O zaman da Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel'in oğlu Yahya Demirel kulüp başkanıydı. İlk toplantıya gittim. Hasan Bey, o da Yahya Bey de geldi. Fakat ikinci toplantıya gittim. Yahya Bey falan yok. Gençler Birliği de o zaman ikincilikteydi. Ve ben geldim, bir genel kurul yaptık. Bir buçuk ay sonra Gençler Birliği küme düştü. Amatörlüğe düştü. O zaman Allah rahmet eylesin, Spor Bakanı Telat Asal vardı. Futbol Federasyonu Başkanı da İbrahim İskeçe. Ben doğru İbrahim İskeçe Bey'in yanına gittim. Ya dedim, Ankara'da Gençler Birliği 1923 yılında kurulmuş. Lütfen küme düştük. Bizi kurtarın, bizi bir ikincilik alın tekrar dedik. O zaman federasyon başkanı, Allah rahmet eylesin, İbrahim İskeçe Numune Hastanesi'nde doktordu. Dedi ki, bu benim yapacağım iş değil. Bunu bakana gidelim dediler. Telat Asal, spor bakanı. Bakana gittik. Durumu anlattım. Bakan eksik olmasın, Allah razı olsun, nur içinde yatsın. Dedi ki, tamam ama bir şart dedi. İbrahim İskeçe'ye karşıya kayıt aldın dedi. Çünkü bakan İzmirliydi. Ben bu kadar sene içerisinde bu kulübüme hep düzgün, doğru dürüst hizmet ettim. Hiçbir sporcunun, hiçbir arkadaşımın da hakkını yemedim. Hatta ve hatta sporculara borcum olduğu zaman kimse beni öde diye tazyik etmiyor. Ama bu benim ruhumda, içimde. Bu bana üzüntü veriyor. Nitekim bugün 6 maç, 7 maç oynadık. Allah kısmet ederse cuma günü aylıklarınızı, maç priminizi 4 maç, ne diyorsunuz ona Emre? Maç başlarınızı, hocalarımızın paralarını tamamını cuma günü herkesin bankada hesabına, Allah kısmet ederse, geçeceğim. Ben bunları böyle bir yaş günümde sizlere anlatmaktan, eskileri hatırlamaktan hakikaten duygulandım. Ama bir ricam, lütfen Gençler Birliği'ni layık olduğu yere getirecek olan sizlersiniz. Bizim de geçen sene Ferhat kardeşimiz
evladımız bir maçta elini uzattı, geri çekti diye gazeteler devamlı yazdı. Ondan sonra maalesef bu değerli basınımızın kardeşlerimiz de Ferhat maçı sattı dediler. Ferhat bu senedir 4 mu oldu sen? Ferhat bu sene 4 yıldır bizim içimizde altın gibi düzgün, namuslu, hasiyetli bir evladımız, bir sporcumuz. Kesinlikle böyle bir şey mümkün olmadığını ifade ettim. Hatta dün maçtan sonra bir kardeşimiz, bir gazeteci kardeşimiz de gel bakalım gel offside'den gol attı ne diyorsun diye beni çağırınca da o günün basına da sistemde bulundum. Çünkü Ankara basını Ankara takımlarını kollamak mecburiyetinde. Aksar maçı 95. dakikada gol yedik, maç bitmişti. Antalya maçı bir kardeşimizin eline top çarptı ki penaltı değil, uzatmadı. Orada bizi yaktı. Yine Rize maçında penaltı, Antalya maçında. Antalya. Bursa maçında hayseza. Şimdi basınımızın ve Ankara'mızın çok değerli spor yazarlı kardeşlerimin evet belki gol offside olabilir. Ben öğrenmenimde yaşı yok. Bana dediler ki gazetede okudum. Offside şey, taştan gelen top offside olmazmış. Onu da ayıp söylemek daha yeni öğrendim. Hatırlarsın bana da gol offside gibi geldi ama taştan dediler. Aa, öyle mi öyle diye öğrendim. Yani burada hiçbir şekilde Ankara'mızın değerli basın kardeşlerimi suçlamıyorum. Ancak biz o arkadaşlarımızın kalemlerine, altın kalemlerine, oyuncularımızın, takımımızın bunlara ihtiyacı var. Hatamız olabilir. Eğer bir hatamız olursa da kardeşlerimiz herkese kapım açık. Gelir bize söyler. Biz de yönetim olarak yapacağımız tedbirleri alırız. Azmederseniz yenmeyecek bir takım yok. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Başınızda da çok değerli bir hocanız var. Yaşı biraz genç ama bu işte bayağı yoğrulmuş değerli bir hocamız. Hep beraber Allah kısmet ederse sezonu iyi bir yerde bitirip daha üste tırmanabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Ben bütün arkadaşlarımın, bütün sporcularımın her türlü sıkıntı ve dertleriyle dertlerine amadeyim. Elimden ne gelirse her kardeşime elimden geldiği kadar yardım ederim. Hepiniz gözlerinden öpüyorum. Haftaya bir iki, başarılar diliyorum. Bir iki kelime de ben etmek istiyorum müsaade ederseniz. Estağfurullah. Başkan. Şimdi Gençler Birliği camiasının tarihini birçok arkadaş okumuştur. Yani burada iki tane, üç tane gerçekten ismi altın harflerle yazılacak başkan emeğe geçmiş kişi var. Biz çalıştığımız için, beraber olduğumuz için kendisine son derece teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün 100. yılını da inşallah başkanımızla beraber burada pasta üfleyerek kutlarız. Ben de geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Eşiniz kaç oldu diye sorsam bana kızar mısın? 80 yaşındayım. Hadi beraber keselim. Ha? Gel, hadi beraber. Hadi. Şöyle bir bakalım. Hocam. Sen de inşallah 80 yaşına basarsın hoca. İnşallah daha fazla yaşarsın. Allah uzun ömür versin. Hadi bakalım.
Allah hayırlı olsun. Şöyle de ben size şöyle keselim. Bıçak keser mi? Keser bizim bıçaklar. Çatal var mı? Var. Getirdiler evet. Burada hocam. Hakkında. Nerede? Ha, gel. Oo, ver hoca, evde işleri sen yapıyorsun herhalde. Tecrübe her yerde tecrübedir, öyle diyelim. Hadi. Mutlu seneler, iyi yıllar olsun. Sağ olun. Çok iyi olsun. Teşekkür ederim.